Evet, bu alanda depo olarak galiba İçler tarafından kullanılıyor. Şu anda birçok kültür varlığının bir arada olduğu bir mekandayız. Sol tarafta Topkapı gözüküyor. Topkapı Osmanlı'nın şehre giriş yaptığı önemli kapılardan birisi. Zaten önüne iki tane Yeniçeri heykeli koymuşlar. Bu kapının zamanında işte şehre giriş kapısı olduğunu belirtmek için. Hemen kapının 1-2 dakika ilerisinde az önce de belirttiğim gibi iki tane Osmanlı döneminden kalma çok güzel kilise var. Ama bu kiliselerin önünden bir cadde geçtiği için, ortasında da yapılar olduğu için bu tarihi alan çok kötü görüntüde. Burada yapılması gereken birkaç şey var. İlk başta bu surların restore edilmesi gerekiyor. İkinci olarak bu Surukule Caddesi'nin trafiğe kapatılması gerekiyor. İnsanların rahatça bu surları gezip görmesi, kiliseyi ziyaret etmesi için. Üçüncü olarak bu iki kilise ziyarete kapalı çünkü buraya bir turist gelmiyor, ziyaretçi gelmiyor. Bu iki kilise bu iki madde yapıldıktan sonra ziyareti açılırsa insanların bu noktaya gelmesi de sağlanır. Çünkü iki tane önemli kilise var. İnsanlar görmek isteyecek bu kiliseleri. Dördüncü olarak bu iki kilisenin arasındaki yapılar kaldırılması lazım. Çok çirkin gösteriyor bu kiliseleri. O yapılar kaldırırsa oraya bir sosyal tesis yapılır. Hem insanlar kiliseyi gezdikten sonra orada dinlenebilir. Mesela bu kilisenin duvarı. Bu da devamlı kilisenin. Mesela soba borusu çıkıyor. Şu anda iki kilisenin ortasındaki yapıları görmüş bulunmaktayız. Bu yapılar iki kiliseyi ayırmakta. Yani bunların yıkılması gerekirken şu an bir otel dış cephesini yeniliyor. Çok garip bir görüntü yani. Fatih Belediyesi, İBB ya da Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı bu yapıları artık hangisi bu konuyla ilgilenirse bu yapılardan kurtarması lazım kiliseleri. Aynı bahçede birleşmesi lazım. Doğu Roma İmparatoru Theodosius'un milattan sonra 400 yıllarda yapmış olduğu İstanbul'un 3. surlarını görmekteyiz. Bu surların çok fazla kulesi var. Bu görmüş olduğunuz o kulelerden birisi. Ama şu anda çok kötü durumda, çatlamış. Yani belki de yakın bir zamanda yıkılacak bu kule. En yakın zamanda bunun restore edilmesi lazım. Yani çok net şekilde zaten çatlak belli oluyor. Ama burası kapatılmış durumda. Herhangi bir restorasyon da yok. Ya bununla yetkililerin en yakın zamanda ilgilenmesi lazım. Şu an Topkapı tarafındaki surların önündeyiz. Bu surlarda zaman zaman yıkıntılar oluyor. Zaten şu bölüm kapatılmış yıkıntılardan dolayı. Ayrıca restorasyon da yapılmıyor. Zaten gördüğünüz üzere herhangi bir çalışma yok. Ayrıca önünden bir cadde geçmekte. Bu caddenin en kısa sürede trafiği kapatılması lazım. Surların da turizme kazandırılması lazım. Böylelikle hem burada güzel bir yürüyüş yolu olur surların önünde, hem de surlarımızı kurtarmış oluruz yıkılmadan önce. Topkapı'ya yakın surların olduğu alandayız. Burası restore edilmiş, yeşillendirilmiş. Ama maalesef düğün salonu için özel günlerde kullanılıyor. Yani burası turizm için kullanılırsa daha iyi olur. Çünkü bunlar tarihi eser. Tarihi eserlerimizde böyle düğün tarzı amaçlarla kullanılması bence yanlış. Genellikle turizm için, yerli yabancı turistler için burası düzenlenirse, belki bir sergi alanı olarak kullanılırsa daha iyi olur. Vatan Caddesi'ndeyiz. Vatan Caddesi 1950'lerin sonuna doğru Adnan Menderes döneminde yapılıyor. Görmüş olduğunuz bu cadde, arabanın geçtiği cadde. Ama bu cadde yapılırken maalesef burada 71. ve 73. kuleler var. Onların arasındaki sur duvarları yıkılıyor. Ve şu anda bir otoyola dönüşmüş durumda. Ya bu yolun, bu sur duvarlarının birleşmesi lazım. Bu yolun da yerinin altına alınması lazım. Böylelikle iki tarafı suru birleştirmiş oluruz.